Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Ibanez'in AEG-10E elektroakustik modelini tanıtacağım. Uzun zamandır sitemizde Ibanez ile ilgili bir tanıtım yapmıyorduk. Özellikle elektroakustik model olarak veya akustik gitar olarak AEG-10E modeli ile buna bir son verelim istedik. Ibanez'in efsane olmuş modellerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim AEG-10E modelinin. Bunun 1.6 olan AEG-8 modelinin tanıtımı da sitemizde mevcut. Tabii bu video ondan daha detaylı olacak. Eski sistemimize sadece elektroakustik modelini yani elektroakustik tonunu sizlere veriyorduk amfiden gelen sesini. O yüzden bu ona nazaran biraz daha detaylı olacak. Daha fazla vaktimiz olduğu zaman da o videoyu tekrar yapacağımı da sizlere söylemek istiyorum. Bu arada AEG-8 videosunu bir arkadaşımız YouTube'a yüklemiş. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Kim olduğunu bilmiyorum. O videomuzda yerli yabancı olarak 36 bin de en son baktığımda o kadar bir izlenme rakamına ulaşmış. Yani markamızı, gitarteknikleri.com sitemizi 36 bin kişi öğrenmiş olmuş onun sayesinde. Buna da oradan teşekkür etmek istiyorum o arkadaşımıza. Bu bizim için bir başarıdır. Aslında bu hepimizin başarısıdır. Sizlerin sayesinde biz bu rakamlara ulaşıyoruz. Bizi tercih ediyorsunuz. İzlediğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Gitarımızda ne gibi özellikler var? Efsane olmuş bir modeli dedik. Neden? Şimdi gelelim o kısımlarına. Önce size ağaç özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gitarımızın ön kapağında Ladin kullanılmış. Arka ve yan kapaklarımızda Mahoun var. Ancak parlak siyah bir boyamız olduğundan bunu göremiyoruz tabii ki. Ama kullanılan ağaçlarımız bu şekilde. Yine sapımızda Mahoun ve klavyemizde gül ağacı tercih edilmiş. Kendime burada bir tane nota standı koydum ve üzerinde notlarım var. Unutmam için ve yanlış bir şey söylememek için daha doğrusu size böyle bir hazırlık yapıyorum. Ibanez'in standart akort burgularıyla size geliyor bu gitar. Ve onun haricinde gitarın tamamında yani şurada görmüş olduğunuz gibi klavyesinde ve gövdesinin her iki kenarında binding dediğimiz kenar çizgileri var ve arkasında da böyle bir ortasından şerit atmışlar süs amaçlı. Onun haricinde Ivorex dediğimiz Ibanez'in kendi üretmiş olduğu eşikler var. Üste ve altta tercih edilmiş ve köprümüzde de gül ağacı kullanılmış. Asıl bu gitarı öne çıkaran Fishman Magnetic ve Ibanez'in SST preamp'i gerçekten bu ikisi başarılı. Bu gitarı özel kılan tarafı da odur. Ne gibi özellikler var size buradan göstermek istiyorum yakın çekimde. Ibanez bu volüm düğmemiz SST preamp'imizde. Buraya bastığımızda da onboard akort cihazımız açılıyor. Gerçekten karanlıkta ve size çok güzel seçenekler sunuyor ve bastığınız zaman tamamen sesi kesiyor yani mute yapıyor ve hiçbir şekilde dışarıya ses vermiyor. Phase düğmemiz var. Bu nedir? Elektrik devresini tersine çeviren bir düğmemiz. Yani böyle dip gürültüsü olduğu zaman bazen hayatınızı kurtarabiliyor. Onun haricinde burada görmüş olduğunuz gibi 4 band equalizer'ımız var. Aslında volümünü sayarsak bu 5 band yapıyor. Ondan devam edelim tekrar. Burada görüyorsunuz shape düğmemiz var. Bu tonumuzu bambaşka yapıyor. Farklı bir karaktere büründürüyor. Biraz efekt gibi düşünebilirsiniz ama tabii efekt değil. Onun haricinde neler var? Tiz karakterimizi, mid karakterimiz ve bas karakterimizi değiştiren burada görmüş olduğunuz gibi equalizer katımız var. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Size ondan bahsetmek istiyorum. Yine Roland'ın AC60 akustik enstrüman amfisiyle başlayacağız ve sonra Neumann KM140 mikrofonla devam edeceğiz. Bu gitarın tabii özellikle Neumann'dan gelecek düz kuru sesini çok merak ediyorsunuzdur. Çünkü alışagelmişin dışında ince bir yapısı var. Gövdeye tam oturan rahat bir dizayn olduğunu söyleyebilirim. Bu birazcık sahne için tasarlanmış bir model olduğunu da belirtmek istiyorum. Neden? Çünkü baktığınız zaman son perdelere kadar çok rahat klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Yani ciddi solo performansı sergileyebilirsiniz bu gitarla sahnede. Böyle değişik. Tabii ne tarz yapacağınız size kalmış. Öyle bir sınırlandırmamız yok buradan anlatırken. Ama dediğim gibi son perdeleri çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir avantaj. Birçok modelde böyle bir şey yok. Jumbo gibi dizayn edilmiş ama değil, mini jumbo olarak geçiyor bunlar ama dediğim gibi slim gövde yani thin dediğimiz bir gövde yapısına sahip ki AEG serisinin tamamı böyle. Klasikleri de böyle. 10 özellikle 10 modelinde bu şekilde tasarlanmış. Şimdi isterseniz tanıtım bölümümüze geçelim. Tonları duyacağımız. Önce preamp'den gelen yani Fishman Magnetic'ten gelen ve SST preamp'den gelen tonumuz bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli kayıt işlemlerini başlattık. İlk başta size İstanbul'da Sonbahar adlı şarkıyı çalacağım Teoman'ın. Hep böyle yabancı şarkılar çalıyorduk, improvize yapıyorduk. En azından öğrenmek isteyen arkadaşlara da bir katkımız olması amaçlı böyle basit Türkçe şarkılar çalacağız. Yani basit dedim tabii ki çok güzel olan ama hani çalması daha basit. Sizin de en azından gitarın tonlarını daha net algılayabileceğinizi düşündüm. Böyle parçalar çalıyorum arada. Bakalım şimdi tonumuz nasıl olacak? Thank you.
Evet arkadaşlar, gerçekten başarılı bir ton olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten tam bir sistem gitarı, yani bir amfiye veya bir miksere bağlayıp çok ciddi tonlar elde edebilirsiniz. Böyle bayağı kuvvetli ve hacimli bir ses geliyor. Yani birçok akustik gitar tanıtımında kullandığımız ayarlarla aynı ayarlar olmasına rağmen ben şu an burada gerçekten çok farklı bir ses duyuyorum birçok gitardan. Şimdi size üzerindeki equalizer katlarını göstermek istiyorum. Ne gibi farklılıklar olacak? La minör akoru basarak değiştireceğim. Bakalım ne gibi değişiklikler olacak. Bu oynadığım shape'ti arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum tekrar. Tiz, middle ve bass karakteriyle sırasıyla oynayacağım. Bakalım ne gibi farklılıklar olacak. Bu iki oynadığım ton tiz ve middle'dı. Özellikle tizde açtığımız zaman gerçekten böyle akustik gitara, yani sistemsiz bir düz gitara daha yakın bir ton elde ediyorsunuz. Daha doğal bir ton geliyor. Şöyle bir de basımızla oynayalım bakalım nasıl olacak. Gerçekten bası açamıyorsunuz böyle. Şurada yani equalizer katında, yani treble, middle ve basımızda, yani tiz, middle ve bas tonlarımızda bakın boost, boost ve boost şeklinde kat 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 şeklinde burada bize bilgiler verilmiş. Yani tizde buraya kadar yükleyince en parlak, en üst noktasını alıyorsunuz. Yine basta da öyle. Yani siz buradan tepeden baktığınızda sol tarafa doğru açtığınız zaman boost yazısına doğru en gür ve en hacimli tonlar elde ediyorsunuz. Onu da size söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar, hepinizin daha çok merak ettiğini düşündüğüm, öyle de olmayabilir tabii, böyle bir gerçeklik yok. Akustik sesine bakalım isterseniz. Neumann'ın KM140 mikrofonuyla gerekli ayarları yapıp tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gerekli ayarları yaptık. Amfimizi kapattık ve Neumann'ın KM140 mikrofonu devrede. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Hepiniz merak ediyorsunuz, ancak şimdiden söylemek istiyorum size. Normal gövdeli gitarlar gibi, bir Dreadnought gibi, bir Jumbo gibi yüksek ses bu gitardan beklemeyin. Özellikle vokal yapan arkadaşlar, hani bu gitar biraz vokalinizin altında kalabilir. Onu bilmenizi istiyorum. Ancak yine de bu duyumla alakalı bir şeydir. Tabii ki size eşlik edecek. Yani duyuluyor ama öyle çok ahenkli bir, en azından karakter yansıtan bir ton beklemeyin. Çünkü gövdede çok fazla içeride yankı olmuyor. İnce gövde ve ufak olduğu için birazcık yine de düşük kalıyor. Bu gitar birazcık sistem istiyor. Yani bir mikser olabilir. Bir kayıt yaparken ses kartına doğrudan takabilirsiniz veya bir amfi ile kullanabilirsiniz. Bu birazcık onun için tasarlanmış. Bunu da lütfen göz önünde bulundurun. Bakalım nasıl bir tonumuz olacak. Tabii arka ve yan kapakların maun, sapının da maun olması bu gitara güzel bir sustain kazandırıyor. Ama dediğim gibi çok fazla hacimli ve böyle sizi doyuran bir ses olmayacak. Onu da bilmenizi istiyorum. Bu gitarı mutlaka alıp sahneye çıkın. O zaman ne demek istediğimi de
biraz önce söylediklerimi daha net anlayacaksınız. Nasıl bir ton geldiğini. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur arkadaşlar. Gerçekten hoş. Yani böyle canlı performans yapan arkadaşlar için uygun olabileceğini düşünüyorum bu gitarın. Gitarla ilgili ekstra sormak istediklerinizi info@gitartekniklerinin.com adresine mail atabilir. Sitemizden yorum olarak yazabilir veya Facebook'tan bize mesaj olarak veya sayfamızın duvarına yazabilirsiniz. Bunlardan bir tanesine göndermeniz bizim size cevap vermemiz açısından oldukça önemlidir. Yani biz elimizden geldiğince her şeye cevap veriyoruz. Onu da bilmenizi istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.